31 Ocak gazete manşetlerinden günaydın değerli TV izleyenleri. 2017'nin ilk ayını da artık geride bırakıyoruz. Günler ne kadar hızlı geçiyor diyor takvim yapraklarına baktığımızda insan. Evet, ilk olarak Manisa'da Denge Gazetesi ile başlamak istiyorum. Bugün bizim çift manşetimiz var. Biri Manisa'da olay yaratacak bir olay, ikincisi de Türkiye gündemi. Ben ilk önce bir kadının başına daha ne gelebilir, yaşaması muhtemel daha ne olabilir bu kadar kötü diye sorulabilecek bir olaydan bahsetmek istiyorum. Denge'nin özel haberi değerli izleyenler. Kan donduran iddialar var. İki çocuğumu karnımda öldürdü, dövdü, tecavüze uğradım. Henüz 16'sındayken nişanlısını şehit veren ve kaybetmenin acısını dahi yaşayamadan ailesi tarafından kendisinden yaklaşık 20 yaş büyük akrabasıyla evlendirilen kadının acı, dram ve bir o kadar da korku dolu hayat hikayesi maalesef ki gazetemizde yer aldı değerli izleyenler. Bana bir bardak su bile yeteren, ben çocuklarım için çabalıyorum diyor. Hemen detayları paylaşmak istiyorum sizinle. Şırnak'tayken nişanlısını şehit verdikten sonra nişanlısının acısını tam yaşayamamışken ailesi tarafından kendisinden yaşça büyük teyzesinin oğlu ile evlendirildi. Evlendikten sonra eşinin madde kullanımı ve satışı gibi alışkanlıkları olduğunu öğrenen kadının hayatının devamı adeta acı içerisinde geçti. Sürekli madde kullandığı ve kendisine fiziksel şiddet uyguladığı iddia ettiği eşi yüzünden iki çocuğunu henüz karnımdayken kaybetti. Bir çocuğu sağ dünyaya geldi. Çok geçmeden eşi madde ticaretinden hapse girdi. Zavallı kadın bir çocuğuyla kiralık bir evde yaşamını sürdürmeye çalıştı. Ancak iddiasına göre 2 ay kirasını geciktirdiği ev sahibi tarafından başka bir şekilde de ödeşiriz sözleriyle tacize uğradı. Bu durum karşısında korku dolu çaresiz kadın bir gece yarısı evini taşıyıp ailesinin yanına yerleşti. İddiaların en kötüsü ise çaresiz kadın hapisten çıkan eşi tarafından bir gece yalnız yaşadığı evde darp edilip zorla tecavüze uğramasıydı. Bu olaydan sonra hamile kadın şimdi 4,5 aylık bebeğiyle mücadele veriyor. Ve durumu oldukça kötü değerli izleyenler. Kimi zaman bebeğine mama alabilmek için gece korkuyla hurda toplamaya çıktığını ve okula giden çocuğuna çöpten kıyafet aradığını söyleyen acılı kadın çocukları için yetkililere seslendi. Hayatı adeta kendisinde zindan edilen kadın şok eden iddialarıyla hayatını gazetemize anlattı. Sayfa 9'da daha neler neler değerli izleyenler, okumanızı rica ediyorum. Evet, bir diğer manşetimiz %60 ile hayır çıkacak diyen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel. Referanduma da değinen Özel, birilerinin belediye kaynaklarını kullanarak evet mücadelesine gireceğinin farkındayız. Manisa'da %60'ın altında hayır çıkması bizim başarısızlığımız olur. Manisa'da Türkiye ortalamasının çok üzerinde %60 ile hayır çıkacak dedi. Bu açıklamaların ardından Selçuk Özdağ'dan bir açıklama geldi. Aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in referandumla ilgili olarak hayır oyu kullanacaklarını, evet oyu kullanacaklarından daha fazla olduğunu ve kararsızların hayır oyu kullanma meylinde olduğunu dile getirdi. AK Parti Manisa Milletvekili Doçent Doktor Selçuk Özdağ'dan yanıt gecikmedi. Özdağ, şimdi bir tabirle açıklayacak olursak aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş diyebiliriz ifadelerine yer verdi. Evet, internetten araba satışları galericileri olumsuz etkiliyor demiş Caner Kılıç ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi'nin bu konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi. Spil Dağı'nda Mahsur Kağan aile şans eseri kurtarıldı ve gençler dikkat, işiniz garanti olsun diyor Manisa Eczacılar Odası. Eczanelerde çalışmak isteyen gençlere yönelik altyapı hazırlıklarında olduklarından bahsediyorlar. Eczane işleyişine dair pratik bilgiler konulu seminer düzenliyor. İş garantili seminer sonrası kalifiye iş gücü ihtiyacının sağlanması amaçlanıyor.
Evet, Manisa'da binlerce vatandaşın beklediği bir haber. Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi uyardı. Yarın başlıyor. Nedir yarın başlayan derseniz eğer, projenin ilk etabında ödemeler yarın başlıyor değerli izleyenler. Hak sahiplerinin Halk Bankası Mesir Şubesi'nde gerçekleştirilecek sözleşme öncesi nüfus cüzdanı aslı fotokopisi, ön peşinat dekontu ile Yunus Emre Belediyesi'ne de başvurması gerekiyor değerli izleyenler. Evet, bir sonraki gazete manşetimize geçelim. Hemen biliyorsunuz ki Manisa'nın diğer yerel gazetelerine de yer veriyoruz. Manisa'nın Sesi. AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK üyesi Murat Baybatur, gereksiz yere muhalefet yapıyorlar şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Hemen haberin spotunu paylaşmak istiyorum. Referanduma ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hükümet sistemi değişikliğinin CHP ve HDP'nin rejim değişikliği iddiası ile hiçbir alakası olmadığını söyledi. CHP ile HDP'nin gereksiz yere muhalefet yaptığını söyledi. Evet, şu an Manisa'nın Sesi gazetesinin özel bir haberi var. Şu an ben bile hani dikkatli okuyacağım gibi geliyor. Azmetti, 2,5 ayda 16 kilo verdi. Eşi bile kıskanmaya başladı. Manisa'da evli bir çocuk annesi 27 yaşındaki Yelda Bakış, alışveriş yaptığı mağazalarda beğendiği kıyafetlerin aşırı kilolarından dolayı kendine uymamasından dolayı zayıflamaya karar verdi. Darısı başımıza diyoruz ve devam ediyoruz. Hırs yaparak beslenme ve diyet uzmanı yanında soluğu alan Balkış, 2,5 ayda 16 kilo zayıfladı. Doktoru da tebrik etmek istiyoruz. 2,5 ayda 16 kilo mucizevi bir rakam. Evet, Özdağ Başkan Ergün'e seslendi denmiş. Sosyal medya insanı yalnızlaştırıyor. İhracatta Manisa ilk 10'da. Ege bölgesinin 2016'daki ihracatı 2015'e göre %1 artarak 16 milyar 603 milyon 448 bin dolara yükseldi. Ege bölgesinde 7 milyar 931 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer alan İzmir, Türkiye genelinde 4. il oldu. Ege bölgesi ihracatı sıralamasında İzmir 13 milyar 772 milyon dolarla, Manisa ve 2 milyar 766 milyon dolarla Denizli izledi. Denizli'nin de tekstil yönünden bir sanayisi var değerli izleyenler. Buldan'ın mesela havluları falan oldukça meşhur biliyorsunuz. Ayrıca bir özel haberi daha var gazetenin. Felçli vatandaş Şehzadeler Belediyesi sayesinde hayata tutundu demiş. Manisa'da 1,5 yıl önce omurilik sinirlerinin sıkışması sebebiyle kısmi felç geçirerek yaşamını tekerlekli araca mahkum olarak sürdüren 33 yaşındaki Sercan Güler, Şehzadeler Belediyesi sayesinde hayata tutundu denmiş. Evet, bir diğer gazetemize geçelim hemen. O da Manisa manşet. Evet. Siyaset imarın önünde engel demiş. Manisa Mimarlar Odası Başkanı Ferdi Zeyrek, merkez ilçe belediyeler ile büyük şehrin farklı siyasi partilerin elinde olmasının imar planlarının belirlenmesini yavaşlattığını, kentin yapısına uygun imar planı uygulamasını zorlaştırdığını ifade etmiş değerli izleyenler. Evet, tepki çeken Türk paylaşımı var. AK Parti Manisa Yönetim Kurulu üyesi Cüneyt Kamal'ın sosyal medyadan yaptığı Ahmet Türk paylaşımı tepkilere neden olmuş. Evet, CHP hayırlı bir işe evet demedi diyor Recaip Erber. CHP'li Özgür Özel'in paketin mecliste bekletildiği iddialarını cevapladı. Berber, CHP'nin bugüne kadar hayırlı bir işe evet demediğini söyledi. Evet, Manşet Gazetesi'nden son bir başlık daha okumak istiyorum. Gençler bu işi biliyor. MAGİ adlı gençler, MESOB Başkanı Hasan Geriter ve Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçıre'den kentimizin gelişimine katkı sunacak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunmuş değerli izleyenler. Evet, bir sonraki gazete manşetimiz Yeni Asır. İhanetin sonu denmiş. Bakalım. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin İzmir ayağını oluşturan hainler dün Ali Ağa'da ilk kez hakim karşısına çıktı. Türkiye'yi kaosa sürükleyip ele geçirmeyi hayal eden sözde askerler kanını döktükleri millete hesap verecek. Vatana değil FETÖ elebaşı Gülen'e hizmet eden 14'ü general 270 sanığın yargılanacağı dava ise yaklaşık 2 ay sürecek. Evet, terörist başı bu fotoğrafa bak ve ağla
diye de bir fotoğraf açmışlar. Evet, yargılanacak olan da generaller fotoğrafları sayfanın manşetine yerleştirilmiş. Okey oynarken katil oldu. Bayraklı'da bir kahvehanede okey oynayan UK, ruhsatsız tabancasıyla oynarken karşısındaki Serhat Kaya'yı alnından vurdu. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki Serhat Kaya hayatını kaybetti. 5 gün sonra polise teslim olan UK ise tutuklandı. Menderes şehidini kalbine gömdü denmiş. Fırat Kalkanı harekatında şehit olan piyade uzman çavuş Ayhan Elmacı dün Menderes'te törenle son yolculuğuna uğurlandı demiş Yeni Asır gazetesi. Evet, bir diğer sayfa manşetimiz Milliyet değerli izleyenler. Hemen sür manşete bakmak istiyorum. Çok özür diliyorum. Ufuk Sarıca efsane formasını Milliyet için yeniden giydi denmiş. Ve ben bu formayı hiç çıkarmadım ki. Evet, motorlu taşıt vergisinde son gün bugün değerli izleyenler. Manisa'da da dün bu konuda vergilerinin birinci taksit öderken oldukça izdihamlar yaşandı. Karın ardından fırtına denmiş Van için. İpekçi'yi anıyoruz. Hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Milliyet Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında saat 11'de anılacak diye de bir hatırlatma vermiş. Ankara'yı bombalayan F-16 pilotu anlattı. Gülen'le iki kez görüştük. Teğmen YK 15 Temmuz'dan 6 ay önce iki pilot arkadaşıyla birlikte FETÖ lideriyle görüştüğünü açıklamış. 2015'te ve 2016 yılında. Abileriyle ise iki haftada bir görüşme sağlıyorlarmış. Kocaeli'de FETÖ soruşturması kapsamında 12 kişi adliyeye sevk edilirken fotoğraflandırılmış. İzmir'de ise 270 sanıklı dava başlamış. 2 ay süreceğini de sizlere bildirmiştim. Arjantin'de de peşini bırakmayacağız demiş Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu değerli izleyenler. FETÖ'ye ilişkin bir liste verdiğini belirterek hangi tedbirleri almaları gerekir? Bu konudaki beklentilerimizi söyledik. Burada da FETÖ'nün peşini bırakmayacağız demiş. Evet, borsa severler, dolar, euro gibi yatırımları olan değerli izleyicilerimiz için hemen paylaşalım. Dolar düşüşte, TL dolu dizgindenmiş. Kısa vade için TL'de en kötünün geride kalmış olabileceği beklentisi ve Merkez Bankası'nın swap ve 2 puanı ulaşan sıkılaştırma adımlarının da desteğiyle dolar sert düşüşle 3.80'in altına geriledi. TL bu yıl ilk kez gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştı. BIST 100 endeksi ise dün %2.25'a yakın yükselişiyle 86 bin puana yaklaştı. Evet, Trump yasağına dünya ayakta denmiş. 7 ülke için vize sınırlaması getiren kararından ülkenin güçlü sınırlara ihtiyacı var diyerek geri adım atmadı Trump. 16 eyaletin başsavcısı vizeyi sınırlayan kararnamenin anayasaya aykırı olduğunu açıkladı. Irak parlamentosu misilleme yapılmasına yönelik kararı onayladı. İngiltere'de Trump'ın resmi ziyaretine izin verilmemesine ilişkin imza kampanyasına 1 milyondan fazla kişi destek verdi. Evet, Trump Amerika'nın başkanlık koltuğuna oturdu ama farklı stratejileri var gibi gözüküyor. Acaba daha da gerilecek mi ortam, yoksa farklı strateji pozitif bir hava mı yaratacak? İlerleyen günlerde göreceğiz ama sanki bu konuların dışında olan bir vatandaş olarak biraz gerginlik havası var gibi hissediyoruz ama umarım her şey iyiye gider. Evet, Dallas Fort Worth Havaalanı'nda Amerika'ya seyahat yasağını protesto eden bir grup bagaj bölümünde toplu namaz kıldı. Teknoloji dünyası da Trump'a karşı denmiş ve ünlü restoranda kurşun yağmuru sayfa 11'de değerli izleyenler. Bir sonraki manşetimize devam etmek istiyorum. Sabah gazetesi manşetini Gazi'ye nefes veren ziyaret. 15 Temmuz gazisi Mehmet Yaman'ın babası Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın moraliyle oğlum ilk kez 5 saat makinasız nefes aldı demiş. Evet, Başbakan Yıldırım'ın hastanede ziyaret ettiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da evini ziyaretinde telefondan görüntülü konuştuğu Gazi Mehmet Yaman'ın babası Mustafa Yaman çifte sürprizi anlattı. Oğlunun 6 aydır yatağa mahkum olduğunu umutlanarak
umutlarının kırıldığından bahseden baba, günlerdir benim söylediklerime başı ya da gözleriyle hiçbir yanıt vermiyordu. Ama karşısında Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızı görünce heyecanlandı. Çünkü ülkesini hainlere emanet etmemek için, kaptırmamak için sokağa çıkan bir vatandaş, kendisinin de tabii ki de üst düzey bürokratlar tarafından desteklendiğini görmesi kendisini oldukça sevindirdi. Hayata bağlandı diyor babası. Yalnız olmadığını anlayınca yeniden hayata bağlandı. Şimdi yüzü gülüyor Mehmet'imin. İnanır mısınız, dün solunum cihazı olmadan 5 saat kendisi nefes aldı. Daha önce cihazın en çok 1 saat ayrı kalabiliyordu. Evet, ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayırlı bir işe vesile olduğundan bahsediyor gazete manşetleri. Rüyada görsek inanmazdık diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazi Mehmet Yaman'ın evini ziyareti sırasında nişan yüzüklerini taktığı Arzusu ve Mehmet Aygül o anı anlattı demiş. O akşam evde nişan törenimiz olacaktı. Cumhurbaşkanımızın geldiğini duyunca hoş geldiniz demek istedik. Nişan kıyafetleriyle gidince yüzükleri getirtti ve kızı Sümeyye Hanım'la birlikte taktı. Bir de bilezik taktı. Bize en az 3 çocuk dedi. Hayatımızın en mutlu gününe ortak oldu. Rüyamızda görsek inanmazdık şeklinde açıklamaları var. Evet. Hemen bakalım farklı haberler var mı? ABD'ye bir çuval FETÖ belgesi daha denmiş. FETÖ'cü generaller sanık sandalyesinde. Evet, bir diğer manşetimize geçebiliriz değerli izleyenler. Habertürk. Habertürk'ten hemen sür manşette bir kartal şov haberi gördüm. 5-1 Beşiktaş Vodafone Arena'da ağırladığı Atiker Konyaspor 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Attığı 3 golle hat-trick yapan Cenk Tosun maçın yıldızı oldu demiş Habertürk. Kanal İstanbul Adası denmiş, Star Wars gibi haberlerde manşetinde. Dur ihtarlı ölüme 13 yıl. Polis Mehmet Ergin'in Çağdaş Gemi'yi ensesinden vurup öldürdü ve 3 kez Yargıtay'dan dönen dava 9 yılda sonuçlanmış değerli izleyenler. Kurşun enseye isabet etti ve Yargıtay 4. de onamış. 13 yıl hapis Yargıtay'ca onanmış. Evet, kanlı hesaplaşma. Beykoz'daki ünlü restoranda silahlar patladı. Saral ailesinin önde gelen ismi Hüseyin Saral, 31 Ocak 2005'te Roma'da restoranda öldürülmüştü. Oğlu Mert, yıl dönümünde babasının hasmı olduğu öne sürülen dayısı Mehmet Ali Büyüksan oğluna restoranda kurşun yağdırmış ve o arada Demet Akalın da o restorandaymış değerli izleyenler. Evet, milli uçakta kazan kazan planı denmiş. İçinden müze geçen otel, ödüllü cumhurbaşkanıyla yurt dışı seyahati, darbe girişimi lise yarışmasında şeklinde haberleri Habertürk gazetesinden bulabilirsiniz. Bir diğer manşetimiz Sözcü gazetesi. Sözcü gazetesinin hemen manşetine bakıyorum. Evet, tarihi anayasa referandumu öncesinde tablo bu. Evet demek serbest, hayır demek suç. Hayır, hayır, 100.000 kere hayır. 1 Şubat Barış Manço'yu rahmetle anıyoruz şeklinde bir de pankart açılmış. Barış Manço'nun Hayır isimli şarkısındaki sözlerini pankart yapan gençler emniyete götürüldü. Tutanak düzenlendi. Tam 5 saat emniyette tutuldular. Kabe'de evet duası var değerli izleyenler. Dini siyasete alet etmek diye buna denir. Kabe'de umredekilere eşlik eden din görevlileri tavaf sırasında güçlü bir Türkiye, güçlü bir lider için evet diye dua etti. Yanındaki vatandaşlara da amin dedirtti. Evet, evet yasalardı, kimse dokunmazdı. Bu pankartlı haberimizin devamı değerli izleyenler. Aydın'da CHP'li gençler yapıyor bu olayı ve hayır dedikleri için de polisler tarafından götürüldüler. Amerika'da yargı başkana dur dedi. Başsavcılar Trump'ın Müslüman 7 ülkeye yönelik ayrımcı kararı için harekete geçti denmiş. Trump'ın kararı Türkleri nasıl etkileyecek, uzmanlar değerlendirmiş sayfa 14'te. Evet, büyük ustaya veda.
Türk basınına 55 yıl hizmet eden sözcünün Mehmet ağabeyi Mehmet Türker'i dün son yolculuğuna uğurladık. İlkeli duruşunu bozmayan Atatürkçü vatansever Türker'in ardından ailesi, meslektaşları, okurları gözyaşı döktü denmiş ve Kanada'da camiye giren iki kişi silahla ateş açtı. Namaz kılan 6 kişi öldü. Saldırganlardan biri faslı bir öğrenci çıktı denmiş. Evet, Sözcü gazetesinde manşetleri bu şekilde. Bir diğer gazetemiz Fanatik. Evet, Kartal liderliğini sürdürdü diye okumuştuk. Hemen detaylarına bakalım. Bu Kartal'ın gözü dönmüş. Beşiktaş haftanın perdesini şovla kapattı. Tüm takım kusursuz oynadı ama Talisca, Quaresma ve hat-trick yapan Cenk Tosun fark yarattı. Skor 50'de 50. dakikada 3-0'a gelmesine rağmen siyah beyazlar hiç durmadı. Vodafone Arena'nın büyük desteğini de arkasına alarak son saniyeye kadar kovaladı. Bu sezon ilk kez 4'te 4 yapan ve rakip Konya ağlarına ilk kez 2'den fazla gol bırakan Şenol Güneş'in öğrencileri Başakşehir'e 2, Galatasaray'a 5, Fener'e ise tam 9 puan fark attı denmiş. Evet, Süper Lig'deki puan tablosu da gazeteye yerleştirilmiş. Evet, hemen diğer büyük takımlardan haber paylaşalım. Aslan'da karar anı denmiş. Podolski'nin talipleri teklif üzerine teklif yapıyor ama yönetim Alman yıldızın kalmasından yana. Son dakika ayrılığına karşılık listeye Leonardo Ulio ve Jansen girdi denmiş. Fener onu arıyor. Kayseri deplasmanındaki 4-1'lik yenilginin şokunu atlatmaya çalışan Sarı Lacivertliler orta saha takviyesini son güne bıraktı. Yönetim Güney Amerika, Avrupa ve Trabzon hattında da mekik dokuyor ve son olarak Karadeniz'in temsilcisi Fırtına nokta koyuyor. Yeni transferleriyle fark yaratan ve son 4 resmi maçını kazanan Trabzonspor sezon başında da anlaşma zeminini yakaladı. Napoli'li orta saha oyuncusu Kadri ile ara dönemi kapatacak denmiş. Evet değerli izleyenler, 31 Ocak 2017'nin ilk ayının son gününden, yurttan, dünyadan ve Manisa'dan birçok haberler paylaştık sizlerle. Umarım yarın yine ETV ekranlarında daha güzel haberlerle karşınızda oluruz. Görüşmek üzere, ETV'den ayrılmayın.